Evet, maalesef. Akillere bakın, kim anlamış? Bundan yaklaşık 2 ay önce bizce bölünme süreci olan bir barış süreci başlatıldı. Kimin emriyle, nasıl olduğu bilinmeyen bu bölünme sürecini güya halka anlatmak için 7 bölgede 9'ar kişiden oluşan bir sözde akil grubu oluşturuldu. Daha önce bölücü başına özgürlük istemekten tutun da Türk bayrağının adından bile rahatsız olan kişilerin de içinde bulunduğu bu 63 akil kişi emirleri alarak yollara koyuldular. Nereye, niçin gittiklerini, neyi anlatacaklarını bilmeyen, büyük ihtimalle şahsi geleceklerini düşünerek bu işe giren bu akiller gittikleri çoğu yerde kabul görmedi ve tepkilerle karşılandı. Türk bayraklarının ve Türk bayraklıların toplantılara alınmadığı, devletin güvenlik güçlerinin büyük korumaları ve harcanan paralarla 2 aydır ülkenin belirli bölgelerinde sipariş insanlarla görüşen bu zatlar Türk milletine bölünme sürecini anlatamayınca bazıları ineklere falan da anlatmaya kalktı diyen Türk Eğitimsen Genel Merkez Genel Mevzuat Sekreteri Seyit Ali Kaplan, bu akiller 2 aylık gezi sonunda tuttukları notları veya aldıkları siparişleri başbakana sundular. Sundukları raporla 1. Öcalan serbest bırakılmalı. 2. Andımız kaldırılmalı. 3. Sürece zarar veren dil, terör örgütü, bebek katili ve benzeri bırakılmalı. 4. Dersim soykırımı kınanmalı. 5. Bu ülkede artık tek din, tek dil gibi söylemler kaldırılmalıdır. 6. Türk bayrağı, Türk milleti, ne mutlu Türk'üm diyene gibi kalıplaşmış deyimlerden vazgeçilmelidir. 7. Ana dilde eğitim olmalıdır. 8. Yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmelidir. 9. Yol kontrolleri kaldırılmalıdır. 10. Koruculuk kaldırılmalıdır. 11. Yer isimleri iade edilmelidir. 12. Baraj yapımları durdurulmalıdır. 13. Roboski olayı çözülmelidir. 14. Sürece zarar veren diziler kaldırılmalıdır. 15. Irkçı ve söven söylemler ve tabelalar dağlardan kaldırılmalıdır. 16. Akil insanlar heyeti genişletilmeli ve devamlı hale gelmelidir. 17. Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu yanında Kürt Dil Kurumu ve Kürt Tarih Kurumu da olmalıdır. 18. Bölgede kontrol noktaları, akrep ve namlular çok fazla. 19. Gerilla anneleri yavrularına kavuşabilecek mi? 20. Tekçilikten vazgeçilmeli, ortak dil, ortak vatan ve ortak devlet denmelidir gibi deli saçmalarını 2 aylık çalışmalarının meyveleri olarak başbakana sunmuşlardır dedi. Seyit Ali Kaplan, bakıldığında yıllardır terör örgütünün istekleri olan, neredeyse terör örgütünün istekleriyle birebir örtüşen bu deli saçmalıklarını benimseyen ve hala kendisinin milliyetçi, mukaddesatçı olduğunu ifade eden bu heyette bulunanları da kınamamak ve hatta ağır sözleri söylememek mümkün değil. Bütün bu yukarıdaki deli saçmalıklarını görünce insanın aklına bu akil adamların içinde bulunan birinin söylediği "bizi hayvanlar bile anladı" sözü akla geliyor ve acaba gerçekten bu söz doğru mu? Bu insanları sadece hayvanlar mı anladı? Eğer sadece hayvanlar anladıysa bu teklifler onlardan mı geldi diyesi geliyor insanın. Cenab-ı Allah önce bu akil geçinen adamlara akıl fikir versin. Sonra da yüce Türk milletine bu akil insanları özel seçip bölünme sürecine, mayınlı tarlaya sürenlerin gerçek fikirlerini anlama ve onlara gerekli dersi verme basireti versin. Bu milleti etnik kökenleri ayıranları, vatanın bölünmesine bilerek veya bilmeyerek alet olanları Allah kahhar sıfatıyla kahretsin açıklamasında bulundu. Halkın değişik kesimlerinin fikrini, görüşünü almaya çalışacağız. Biz de o arada arkadaşlar isterlerse fikirlerini söyleyecekler. Mesele bundan ibaret.